çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce, çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Cezama itiraz, kalbim ıslı durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Vereceksin. Ne yapıyorsun sen be, bırak. Buraya hesap edeceğiz. Bırak, ne yapıyorsun? Haziran. Kaçma Haziran. Ya, ne yaptığını sanıyorsun, bırak. Sus. Sus. Haziran. Haziran. O ya seni görmeden gitti. Belki de İdil'in yanına gitmiştir ha. Ne dersin? Ha bu arada İdil demişken, benim hayatımla beraber o kızcağızın umutlarını da mahvediyor. Beni adaya sen gönderdin, tamam mı? Sen gönderdin. Ben nereden bileyim senin her şeyi mahvedeceğini? Nereden bileyim? Neden işini bitirip hemen dönmedin ha? Neden işini bitirip... Haziran! Zamanı geri alabilsem her şey farklı olurdu ama olan oldu işte. Bırak şimdi, bırak diyorum sana. Şu halime bir bak. Hakan! Hah, işte kahramanımız da geldi. İyi misin? İyi. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bırak şunu, sakin ol. Ben sakinim Poyraz. Ben gayet sakinim. Ensesinden tutulup da denize atılmış biri için gayet sakinim. Sen bu kıza aşıksın. Hem de baya baya aşıksın. Çocukluk arkadaşını silip de Haziran'ı affettiğine göre sonuçta ikimiz de aynı suçu işledik değil mi? Sen bu kıza gerçekten aşıksın. Ben senin gibi bile bile kötülük yapmadım, tamam mı? Kes sesini. Ben Haziran'ı affetmedim. O da defolup gidecek bu odadan. Çocukluk arkadaşımla beraber hayatımın aşkını da kesip attım diyorsun. Ya ne aşkından bahsediyorsun sen? Aşk falan yok. Ben bir ara öyle sanmışım. Gerçek yüzünü görünce nefret ettim ondan. Keşke var ya, keşke bilançoları aldığımda arkamı dönmeden basıp gitseydin. Ben niye sana iyilik yapıp duruyorum ki sanki, ha? Ha sen bana iyilik yaptığını sanıyorsun yani. Evet, ben sana iyilik yapıyorum, tamam mı? Ayrıca ben özelim, tamam mı? Sen özel değilsin. Ben özel değilim, o zaman niye peşimde koşuyorsun affedeyim? Ben senin peşinde falan koşmuyorum, tamam mı? Ben kendimi affetmenin derdindeyim. Ya, tamam, kes, tamam. Ya sen kes. Halin varsa gör. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Önemli bir şey yok. Ya ne demek iyiyim? Yaralanmışsın. Sen iyi misin? Ha? İyiyim, önemli bir şey yok. Ya ne demek önemli bir şey yok? Ya tamam, sıkıntı yok diyorum. Polisi arayalım. Alo, iyi günler. Sandal Ağacı Otel'den arıyorum. Bir saldırı oldu da
yaralanma var. Evet, tamam, bekliyoruz. Yaktı, yaktı. Güneş yaktı. Allah canını almasın senin ya. Ne sen oldu? Bunun tentemertiyi taktırmayacak mısın acaba? Ya Görkem Bey, ne tentesi Allah aşkına? Ne güzel, dümür dümür esiyor. Tentemente uğraştırmayın beni. Bak, yemeydim, haberin olsun. Bitti bitti konuşma. İnsan birazcık aracını günceller. Ama yemezseniz yemeyin Görkem Bey. Tentemente bozar bizi. Hakan'ı tutuklamışlar. Ekşimek için istemiyorum Sadık. Görkem Bey, Allah aşkına bu işi öğrenelim. Vallahi ben ortamdan çatlarım. Ne olursunuz yumurta gibi çatlarım ben. Vallahi ben çatlarım, omlet olur şurada. Taksimitliği kaparsan olur. Yarı yarıya öderiz. Olur. Olur mu? Olur. Sıcaklar bastırmış. Benim minnoşlarım susamış. Ya biraz sessiz olur musun? Şu davetli listesine konsantre olamıyorum. Siz ablamın kusuruna bakmayın, olur mu? Sonuçta burası bizim evimiz. Yani kendisi çok rahatsız oluyorsa gitsin organizasyonunu da başka yerde yapsın. Hem tarih mi belli ki sen orada liste miste yapıyorsun? Ya sonsuza kadar nişanlı kalacak halim yok herhalde. Ya ufak ufak başladım ben de. Kızını ikna edebildin mi acaba, milletin derdine düştün orada? Haziran ikna olur. Olacak. Kızımın derdi başından aşmış. Gideyim onun yanında olayım demiyor da gençlik aşkıyla el ele tutuşmuş dünya evine koşuyor. Ne acelesi varsa. Benim Latif'le evlenmem Haziran içinde iyi olacak. Yani o cadı Aliye'nin karşısında tek başına duracağına arkasında dağ gibi belediye başkanı olacak. Hı? Haziran Latif'in himayesini kabul etmez. Bir, Aliye değil belediye başkanı, bakan getirsen geri adım atmaz. İki, hadi Haziran kabul etti diyelim. İdil babasının evlenmesine ölse razı olmaz. Bu da üç. Heh, işte tam da bu yüzden hayatla hiç savaşmıyorsun. Hep olduğu gibi kabul ediyorsun ve hiçbir şeyi anlamıyorsun Selma. Bak şimdi dengeler nasıl değişiyor. Bir, kızımı bu adada bütün tehlikelerden koruyacağım. İki, ve kendime yepyeni bir hayat kuracağım. Bu da üç. Oldu mu? Aman bize ne be? Değil mi kız sakız? Alo? Batucuğum nasılsın? Madem sesimi duymak sana iyi geliyor, daha sık aramalısın, değil mi? Aa, biliyorum, biliyorum canım. Hep öyle, Haziran'da çok yoğun, haklısın. Fazla vaktini almayacağım. Güzel bir haber vermek için aradım seni. Henüz tarihi belli değil ama yakında düğünüm var. Seni de davet etmek istiyorum. Tabii, Haziran da görmek ister. Haziran'ın otel açtığından haberin var mı senin? Ya Batu, aslında başka kimseye söyleyemem ama buraya gelmeni istememin başka bir sebebi daha var. Haziran çok mutsuz. Kapat o telefonu, kapat, kapat. Arayacağım ben seni. Ne oldu? Haziran hastanedeymiş. He? Ne olmuş? Saldırıya uğramış. Bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Koş. Ne haber? İyiydim. Şimdi seni görünce daha iyi oldum. Böyle midemde kelebekler, kalbimde çarpıntılar. Sen bana mektup yazsın mı? Mail demek istedin herhalde. Hayır. Bayağı mektup eski usul yani. Kalemle kağıda yazılan romantik aşk mektubu. Alper'in kalemi yoktur be. Oha yani. Hesabı neyle yapıyorum kızım ben? Tabii ki kalemim var. Ama ben sana mektup yazmasam ha? Başka bir jest bulsam. Şöyle daha modern. Aa, şiir yaz. Şiir. Evet. Şiir. Yazdım bile. Hazır ol. Ezberden okuyorum. Sen benim hayatımın yıldızı. Gecelerimin bitmeyen ışığı. Bahçemdeki en güzel çiçek ve yaşama sebebimsin canım, sevgilim. Bu senin ilkokulda anneler gününde yazdığın şiir değil mi ya? Ne? Selma koş! Ne oluyor?
Çocuklar, çocuklar Haziran'la Poyraz hastanedelermiş. Ne hastanesi ya? Bilmiyorum. Hakan mı saldırmış? Ne olmuş? Koşun hadi koşun. Ne? Ne? İlla kahve istiyorsanız cezve içeride, tamam mı? Beni bekleyin! Beni bekleyin! Haziran'ın yarısı çok derin miydi? Bilemiyorum. Sabit durur musunuz? Poyraz Bey lütfen. Ben bir Haziran nasıl bir görmem İkisini lazım. İkisini attıktan sonra ben size haber vereceğim zaten. O kadar beklemem, hemen geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Tamam, tamam yeter bu kadar. Ben Poyraz'ın iyi olduğundan emin olup döneceğim. Önce pansumanınızı bitirmem lazım. Ya tamam dönünce bitirirsiniz. Olmaz. Siz hiç aşık oldunuz mu? Ha? Olmamışsınız. Önce beni anlarsınız. Ben Poyraz'ın iyi olduğunu görmeden, yarasının ciddi olmadığını görmeden burada duramam. Haziran. Poyraz. Poyraz. Poyraz buradayım. Bakayım bacağına dikiş attılar mı? Boş ver şimdi, senin kolun acıyor mu? Şimdi acımaya başladı. Ben sorunca mı acımaya başladı? Hayır Bay Duygusuz. Seni merak ettiğim için kolun acısını unutmuşum. Şimdi hatırladım. Ama sen de beni merak etmişsin. Öyle oda oda Haziran diye beni arıyordun. Yok öyle bir şey. Ben tanımadığım biri olsa bile merak ederdim bu durumda. Seninle alakası yok yani. Hı hı. Hemen havalanma diyorsun yani. Aynen. Orada Hakan beni tutarken söylediklerin yalandı değil mi? Hangi söylediklerin? Hani Haziran benim için özel değil diye bağırdın ya. Sırf Hakan'ın dikkatini dağıtmak için, beni kızdırmak için de değil mi? Sen peki? Sen bayağı orada benim için özel değilsin diye bağırdın. Yalandı değil mi? Doğru muydu? İdil! İdil, Poyraz inme! Allah'ım cevap da vermiyor ya. Poyraz inme, bir şey var mı baba? Ne? Bilmiyorum. Ay Haziran! Haziran nasıl? Ay bilmiyorum. Yetmedi şu torunma yaptıkları, yetmedi. Malına mülküne göz koydular. Huzurunu kaçırdılar. Ay şimdi de canına kastediyorlar. Allah'ım sen bize yardım. Ya bir de yardımsever ada insanı falan ha. Ya kızımı bıçakladılar. Ne bıçağı ya Zeynep? Nereden çıkartıyorsun bıçağı falan? Ya bıçak ya silah işte de yürüyün. Poyraz. Ay öldün öldün. Geldim buraya gelene kadar. Ay ne oldu? Ne yaptı sana o manyak? Ay. Yaralanmışsın. İyi misin? Tamam tamam sıkıntı yok. Küçük bir yara sadece. Daha kötüsü de olabilirdi de. Haziran'ın üstesinden geldik. Çünkü biz şahane bir takımız. Sen kabul etsen de etmesen de. Ya bu hastanede sorumluluk sahibi bir tane hemşire doktor yok mu? Niye hala ayaktasın? Bebeğim, iyi misin? Anne iyi. Ha canım. Anne sakin ol, sakin ol. Yavrum, seni ayakta gördüm ya, dünyalara bedel yavrum. Tamam dur, yorma kendini. Ay. Çok şükür, çok şükür. O pis Hakan mı saldırdı sana? Gidemedi ki adadan ya. Hayır bakın ben en son onu bir sandala atıp böyle bir koya bırakacağım. Olacak olan o. Siz hepiniz aynı anda mı öğrendiniz? Güzelim benim. Sen bu ikisinin arasındaki kavgada, ortada, arada kaldın değil mi? Kıyamam ben sana. Hayır anne. Hakan bana saldırdı. Poyraz da beni kurtardı. Sen bir de bunun yüzünden kendini mi öldürtecektin? Sana onca yaptıklarından sonra mı? Hani biz sakin ya olalım. Hastane koridorunda yapılacak şey mi bu ya? Haziran'da Poyraz için neler yaptı? Sus! Gel şunu şımdan şöpüye karşımda benim. Sen, seni bu sen... Dur bir sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Çıkabilir mi? Herkes dışarı lütfen. Tabii, lütfen herkes dışarı. Niye teyze? Buradayım ben, tamam mı? Geç.
neyse ben sizi aynı odaya koyayım. Yoksa yerinizde tutamayacağım. Buyurun lütfen. Hemşire, pardon. Poyraz'la aynı odada kalmasılar olmaz mı? Yani dinlenmesi lazım sonuçta onun, değil mi? Ama çok aşıklar. Ay ben bu zindana bakamayacağım Sadık. Vallahi billahi yani. Travmalarım azıyor şu anda. Tamam Görkem Bey, siz öte yana bakın. Ben hemen her şeyi öğrenir gelirim. Siz merak etmeyin, tamam mı? Ama bak sakın ha. Ekmek için ıçığına cıncına kadar her şeyi öğrenmiş ol, tamam mı? Tamam. Siber suçlardan mı? Yoksa sinsilikten mi tutuklanmış? Siz hiç merak etmeyin. Şimdi her şeyi öğrenirim. Yiğit, Yiğit. Ya şey, bizim Hakan'ı niye tutuklamışlar? Otelde Poyraz'a bir de yanında ortak kız vardı ya, he, ona saldırmış. İkisi de yaralanmış. Ne? Hazine bir şey olmuş mu? Ağır bir durum yok ama ikisi de hastanede. Ya sen ne adi, ne hain bir adammışsın be. Sen canavar mısın, canavar, canavar. Beter ol, beter. Kumral tarafına. Böyle olsun istemezdim Sadık. Her şey başka olacaktı. Ne demek böyle olsun istemezdim ya? Kırlangıç Adası'nın yüz karası. Mağdur edebiyat yapma. Sinsi. Sinirlenme Görkemciğim. Gel. Ay evden bir şey getirseydim miydik acaba? Öyle birdenbire çıktım, hiç düşünemedim. Sen düşünme bunları. Biz gider alırız bir şey lazım olursa. Anneciğim, hemşire seni tanımaz. Git bir bak bakalım nasıllar, iyiler mi? Bu kız adaya geldiği günden beri torunumun başına gelmeyen şey kalmadı. Asıl benim kızımın durduk yere başı belaya girdi ya. Senin o kaba saba torunu yüzünden bir bıçaklanmadığı kalmıştı, o da oldu. Bana bak Zeynep. O zarar ziyan kızını torunumun peşinden çek. Yoksa... Yoksa ne? O böyle sallayıp duruyorsun onu, yoksa ne? Benim kızımın Poyraz'la ne işi olur ya? Sen asıl torununa söyle, uzak dursun. Bak şimdi. Zeynep. Sus artık, bak buradan da kovulacağız ha. Ay aman be. Bak ya, uyum sen olayım. Şimdi. Zaten torunum oralarda. Ya Haziran yalnız değil, anladın mı? Arkasında dağ gibi annesi var. Ne yapayım ben, gideyim mi? Gitme kızım, kal burada, ben tutamam teyzeni falan şimdi. Tabii tabii. Sen de geç öbür tarafa. Ha? Haziran'da tavırlısınız yani böyle. Ya inanmıyorum, bütün ada küçücük kıza karşı biri oldunuz ya. Ayıptır be. Ya ne alakası var canım, ben yaptıklarını yakıştıramadım Haziran'a, o yüzden tavır aldım. Yoksa böyle bir durumda öyle tavır mavır mı kalır yani? O da benim canımın bir parçası sonuçta. Ya, Aliye teyzem ya, Haziran'ın yüklenmenin sırası tamam değil ya. Kız yaralı. Ay evet ya. Ya benim zavallı canım arkadaşım da... Yani eski arkadaşım da... Ne şimdi bunlar? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olun. Bu odada gizli hiçbir şey yaşanmaz mı? Yani böyle kimse bir şey görmeden, duymadan, hı? Bilmem. Hiç denemedim. Poyraz, senin gibi sırları olan biri olmadığı için Haziran... onu gizleyecek, saklayacak pek bir şey yok. Of, canım benim ya. Yüzüm bembeyaz oldu. Tabii çok kan kaybettin. Senin dinlenmen lazım. İdil, benim de ilgilenen bir sürü insan var burada. Sen istiyorsan çok yorulma. Ama kimse seninle benim gibi ilgilenemez ki. Hani ben hemşireyim ya, eğitimini aldım ya bunun. İşimi söylemeyeyim, git sen hadi. Kimse görmesin, git Alper'le aram bozulur. Ay ne yapayım, bozulsun ya. Ya benim yüzümden artık kimsenin arası bozulmasın, hadi. Tamam, buralardayım. Kimle konuşuyor? Ne oldu? Kendi kendine mi konuşuyordun sen? Ay bilmem ki ben... ben sayıklıyorum galiba. Ama sen zaten bunun eğitimini aldın, bilirsin. Dur. Kapatma, açık kalsın. Şey...
O da havasız kalıyor ya. O yüzden. Bence de. Poyraz, bana dayanabilirsin istersen. Tamam, İlil abartacak bir şey yok. Değil. Keşke bu akşam bizde kalsaydın Haziran ya. Evet ya, biz sana tam teşekkürle hasta hizmeti verirdin. Yok, Poyraz haklı. Abartmayalım. Başımıza kim bilir daha ne işler açacak bunlar. Yürü oğlum, yürü. Ya bir bıkmadı, bir usanmadı, bir susmadı ya. Vır 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 konuşuyor. Lütfen yaşıyorum. Ay kızım. Ya Aziz bak. Ya aklım kalacak şimdi benim sende. Ben yatılı okullarda ne kazalar geçirdim anne, bir bilsen. Onları da sensiz atlattım. Sana tavır aldığım için özür dilerim. Herkes hata yapar ama hiç kimse seni tamir etmez. Gel buraya küçük çocuğum. Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna. Ben senin çekirgen falan mıyım ya artık? Spiritüel yaratımdayım, yavaş. Hı. Ne? Ne diyorsun? Yırtacağım ağzını yüzünü, geç şuraya. Hamurun hiç fena değil aslında. Hamuru mu? Hı? Pastanede çalışıyorum diye mi hamuru? Bak ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Hem biz neden burada çalışıyoruz ya? Hı. Çünkü biricik yok. Nazarlar gelmesin, şüpheden uzak duralım aşkım. Neden? Üniversite sınavına falan mı hazırlanıyoruz? Biz geçen çalışmıştık ya, bence o kesin yetti. Bakalım yetmiş mi? Aa, yetmemiş. Değil mi? Denge yok. Postürü zayıf çünkü. Ya. Evet, şimdi zarif bir kadın olma çabaları ders bir. Bir kadının en güçlü silahı nedir? Beyni. Beyni. Kızım, atomu parçalıyorsun Einstein. Sosyal hayatta diyoruz herhalde. Bilmem. Bebeğim, en güçlü silahı yürüyüşüdür. Biliyor musun? Eski usul aşklarda böyle meyhanelerde değil de muhallebicilerde falan buluşuyorlarmış. Ya odada muhallebici yok. Yani pastane var, orada da sen çalışıyorsun. Canım benim. Arkadaşını öyle görünce çok korktun değil mi? Ya ona bir şey olsaydı? Ya ben bunca yıllık arkadaşımdan, kardeşimden küs mü ayrılacaktım? Bak, bence Poyraz'ın böyle hiç kimseye göstermediği bir yanı var. Ya ben biliyorum ya, böyle hissediyorum. Bak barışacaksınız, affedecek seni. Poyraz affetmez. Kapısında yatsan da affetmez. Ya bir tanecik hata yaptın, onu da ona olan iyi niyetinden yaptın. Nereden bilebilirdiniz ki Hakan'ın öyle tehlikeli biri olacağını? Yani siz diyorum, Haziran da aynı durumda ya. Yani Biricik, beni Allah aşkına Haziran'la bir tutma ya. Ya bak ama Alper, Haziran da senin gibi iyi niyetinden yalan söyledi. Ya o da aynı senin gibi anlatacaktı ama geç kaldı. Çok benzer durumlar bence. Lütfen biraz düşünür müsün? Ya tamam. Yani bir yerde haklısın. Yani ne bileyim, sonuçta Haziran kötü niyetli olsa yani Poyraz'ın borçlarını ödemek için herhalde o kadar uğraşmazdı, ne bileyim ya. Aynen. Aynen öyle. Bak Poyraz'ın da bunu anlayıp artık seninle Haziran affetmesi lazım. Yani bu kadar gurur 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 nereye kadar ya? Ya üç günlük dünya. Doğru diyorsun. Omuzlar geride. Özgüvenli bir postür. Ve yılan yılan yürüyorsun.
kedi gibi süzülürüm üstesini. Ve pas. Aynen böyle bebeğim. Şimdi sıra sende. Hadi. Olmaz. Annem, benim gibi yapacaksın bir şey yok. Hadi. Hayatta olmaz. Kalk kız. Alper'i istiyor musun, istemiyor musun? Kız ne yapıyorsun öyle? Boks maçına mı çakıyorsun, ne yapıyorsun? Niye bana kendimi antrenör gibi hissettiriyorsun acaba? Sağ ol biraz kendini, sağ ol, evet. Go, go, go. Sanki, 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 sanki. Evet, sağ ol kendini. Ya olmadı, olmadı. Omuzlar böyle miydi? Evet, go. Kızım şantiyede yürümüyorsun, usta mısın sen, hadi. Bir daha. Go, 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 go. Evet, evet bebeğim, evet. Go, bas. Go, go, go. Şimdi ben Alper'in zırhında bir tane delik deldim ve oraya Haziran sevgisi ektim. Şimdi sıra Melisa'da. Biricik dur, bir tane tane anlat hadi. Ya uf, tamam sen şimdi bak, adayla seni barıştırma planın çok iyi gidiyor. Sen sadece bunu bil. Ama adanın elini atıyor, adam beni hala affetmiyor. Affetmedi mi? Ya adam senin için bıçağın önüne atladı. Bir kere bıçak değildi. Tamam neyse ne yani, kesici bir şey. Adam yaralandı senin için ya. Bir de sonra yarasını boş verdi, bütün hastanede seni aradı. Bu adam daha ne yapsın? Kalp kırıklığı unutulur da gurur kırıklığı geçmez demişti. Kalbi beni affetse de gururu affetmeyecek. Vazgeçiyorsun. Hastanede onları görseydi ne demek istediğimi anlardın Aliye teyze. Hayır, az önce şeyden sonra nasıl hala ona öyle bakabiliyor? Bana niye öyle bakmıyor? Gel buraya, gel. Sabırlı ol. Poyraz bir daha güvenip de o kızın elini asla tutmaz. Bir kere güvenini kaybetti ya, bitti. Sabırlı ol. Hı. Biraz dolaşmak istedi, onu gezdireceğim. Yani bari bu gece gezdirmesen, ayağın da çok kötü. İdil bak, tamam beni düşünüyorsun biliyorum da bu kadar üstüme gelme ya. Lütfen. Gel. Uy, seni sattım diye Görkem tripleriyle böyle beni öldürüyor ya. Artık o konuda yapabileceğim bir şey yok. Kim şimdi ya? Saklan, 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 saklan hadi. Zorba. 10 dakika sonra antibiyotiğini alman gerekiyor. Şimdi sen dalıyorsun falan, zamanı unutuyorsun ya bazen, bir hatırlatayım dedim. İlaç saatimi ezbere biliyorsun yani. Bak önce şu konuyu bir netleştirelim. Bugün yaşananlardan sonra bizim aramızda hiçbir şey değişmedi, tamam? Yani Hakan'ın rehin aldığı başka biri olsa ben onu da kurtarırdım.
Ben zaten değişeceğini düşünmemiştim. İyi. Arkadaşını satacağına zaten inanmamıştım Biricik. Saklamana gerek yok yani. Kimseye anlatmam. Gördü ya. Çünkü onun radar gibi gözleri, bilgisayar gibi hafızası ve kopasıca gururu var. Burak, Mert. Bana olan tavrınızı biliyorum. Yüzüme bakmanıza gerek yok ama kulaklarınızı dört açıp beni iyi dinleyin, tamam mı? Çünkü Poyraz gelmeden önce sizinle konuşmak istiyorum. Aşkım yalnız... Görkemciğim sen bir araya girme lütfen. Biliyorsunuz Poyraz dün bacağından yaralandı. Ya şimdi o sert erkek tavırlarıyla oteldeki bütün ağır işleri yapmaya... Haziran abla bak sen çok geç. Nehirciğim lütfen bir konuşmamı bitireyim, izin ver, tamam mı? Bakın hepimiz biliyoruz ki Poyraz'la tartışmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden ne yapacağız? Ağır bir iş olduğunda biz ona haber vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Ha? Anlaşıldı vallahi, bravo. Şimdi bir de bunu istiyorsan Poyraz'a söyle. Zira kendisi... Ana sigortayı tamir etmekte. Ne? Evet, sabah erkenden geldi, çalışmaya başladı. Hadi yayılmayın. Devam ki hadi. Sana hastanede dikişlerini zorlama. Bacağın üstüne birkaç gün basmamaya çalış dediler. Duyduk. E iyi o zaman, niye dediklerini yapmıyorsun ha? Tamam hadi benimle inatlaşıyorsun, anladım da bari tıpla inatlaşma. Tamam, bitti sayılır zaten. Poyraz Ali Özgür. Burak, sigorta tamam. Haziran. Hı? Bak şu konuda anlaşalım, benim için endişelenme, tamam mı artık? O zaman son duruma göre Haziran abla 1'e 2, Poyraz abi 1'e 5 oluyor. Poyraz abi arttırıyorum. Biriktirdiğim bütün parayı kaybedeceksin. Kaybedersem tüm tatil param gider. Ama kazanırsam bir ay yollardayım. Sadık abinin gibi bir taksi kiralarım kendime. Sadık seni kendine rakip sanar. Olay çıkar o zaman. Şimdi yanlarından geliyorum. Beraber durduklarında böyle aralarında bir şey var. Ne var? Ben tarif edemiyorum ama var yani. Ama yok, Poyraz abinin adından vazgeçmez. Ah. Ne oluyor burada? Neyin peşindesiniz siz bakalım? Hiç. Öyle haybiye kulis sönmez burada. Hı? Ne oluyor? Bir şey yok ya. Dökün! Ya bırak! Köle dedim sana, dökün. Ya bırak! Ne bu? Neyin parası bu? Ne o ya? Belli ki burada bir ticaret dönüyor. Hı? Yoksa benden gizli gizli boş odaları kiralayıp da filan. Yok artık. Yuh! O nasıl laf be? Gizli gizli para saymayı biliyorsun. Açıkla o zaman, hadi. Birikimimiz onlar bizim. Gelecek umutlarımız. Gelecek umutlarımız. Annem, kripto dönemi geçti. O ilk rüzgar kaçtı gitti. Ya. Ayrıca burnuma böyle çil çil coinli borsadan çok. Böyle merdiven altı, gizli kapaklı. Şans kadar kısmet oyunları kokusu geliyor, bilemiyorum. Bildi vallahi. Ya Haziran ablayla Poyraz abi üzerine bahis oynadık. Yani hangisi daha önce böyle açılacak diye. Onlar umutsuz bak anne. Onlar birbirine böyle bak 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 çürüyüp gidecekler. Ya hayır ya. O kadar engel çıktı önlerine, hiçbir şekilde yıkılmadılar. Böyle aynı ortama girdiklerinde böyle alev alıyor her yer. Çok güzel oluyor.
Ay canım benim imçilligotiyim. Safça aşka inanırmış hala. Canım. Hadi bunun kalbi var. Ya sizin? Ha düşük rütbeliler söyleyin neyiniz var? Haziran abla çok çetin. İstediğini almadan asla bırakmaz. Poyraz abi de kolay kolay açılmaz ama sevdi mi vazgeçmez. Diyorsun. O zaman? Yaz be. Ben de yaz. Üçüncü seçenek. Tamam aşk kazanacak. Kimden geldiğin hiçbir önemi yok. Ne oldu? Ne oldu? Hani umutsuz vaka diyordun? Ne oldu? Yine umutsuz vakalar. Ama aşk geri durmaz bebeğim. Durmaz. Bak bu böğürtlen reçelinden de ye. Bu böğürtlenleri İdil köylerden gidip topluyor. Hiç iştahım yok Latif. Ama üzülme aşkım. İyi bir şişti Haziran. Sırf o değil ki canım. Biz nasıl ikna edeceğiz bu kızları evliliğimize? İkna benim işim. Ben bu adada 3 dönem belediye başkanı seçilmiş adamım. Sabır, metanet, disiplin ve hizmet aşkı. Sen bunlarla anca seçmenleri ikna edersin. Kızlar inanmaz. Düşünsene ya bir yerde İdil, bir yerde Haziran. Of ya. Bak ne diyeceğim. Bu bizim kızlar. Gitse birine aşık olsa. Biz de istemesek. Bizi takarlar mı? Hayatta Haziran burnunun dikine gider. İdil de öyle. İyi. Biz niye takıyoruz onları? Ne yapacağız Allah aşkına? Ergen gibi küsüp gidecek miyiz? Bir nevi onun gibi bir şey yapacağız. Basacağız nikah. Sonunda kabullenmek zorunda kalacaklar. İdil zaten yumuşamaya başladı bile. Dün bana babacığım dedi. Bilmem ki. Olur mu dersin ya? Olur olur. Sen bana olur de. Ben hemen Yıldırım nikah işlemlerini başlatayım. Yok benim daha elbisem hazır değil ya. Tamam sen elbiseyi seç. Ben Yıldırım nikah işlemlerini başlatayım. Sen baya baya ciddisin. Çok ciddiyim. Şöyle davullu zurnalı bir düğün yaparız. Bindiririz seni de atın üstüne. Sokak sokak dolaştırırım. Yok artık. O eski adalı Zeynep gitti artık. Şöyle zarif bir davet olmalı bence. Doğru söylüyorsun. Bir belediye başkanı olarak bana da o yakışır aslında. Peki nerede yapıyoruz bu zarif daveti? Bizimkilerin otelinde tabii. Butik otelde. Güzel mekan. Ay nihayet artık otele zengin biri giriş yapacak. Nereden anladın zengin olduğunu? En büyük suite odayı istedi. Ayrıca kendisi aramadı. Asistan aradı. Süper. Peki ne zaman geliyormuş? Önce odanın fotoğraflarını istiyor. Anlaşıldı. Hem zengin hem de kaprisli. Ben şimdiden Poyraz'la konuşup sinir olmamasını söyleyeyim. Tatlım ama acelesi var biliyorsun değil mi? Sen şimdi onu bugün kargoya verebilir misin? Yarın bana lazım. Bak gözünü seveyim. Bana kum bejini yolluyorsun. Öyle kırık beyaz falan yollarsan dükkanı başına yıkarım haberin olsun. Ya tabii ki şaka yapıyorum. Canımsın Şermin'im. Hadi öpüyorum canım. Görüşürüz. Sen bana yolla bakayım kırık beyazı da gerçek mi şaka mı neymiş göstereyim ben ona. Senin şu şöyle otoriter kaş çatmaların falan yok mu? Dur bir dakika. Güzel haber. Batu suite odayı tutmuş. Her şeyi ayarlayıp geliyor. Kim bu Batu? Haziran için çok önemli biri. Ne oldu? Kıskandın. Kıskandım. Kıskanamaz mıyım? Poyraz. Suite oda nihayet tutuldu. İyi, güzel. İyi güzel ama sen kendini böyle zengin ve kaprisli müşteriye hazırla. Tanıyor musun sen? Yok tanımıyorum. Yani tanıdığım biri olsaydı arayıp haber verirdi. Bu bayağı aslanını aratmış. Bir de odanın fotoğraflarını görmek istiyormuş. Tamam olur. Neye olur?
Odanın fotoğraflarını çekmemi istemeyecek misin? Sen ne zaman bir şey istesen böyle gözünü açıp kapatıyorsun ya, oradan anlıyorum artık. Kimse bana böyle dikkatli bakmamıştı. Neyim affettiğini gör işte. Sadık, sen benim sözüme karşı mı çıkıyorsun? Haşa Aliye teyzem, haşa. Yalnız ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim. İdi de Haziran'ı evden attır diyordu. Poyraz sonra tepeme bindi. Hayırdır? Haziran evden çıkınca sen de kapını ört otur. Kalacak yer bulamayınca defolup gider. Ne olmuş, evden mi taşınıyor ki Haziran? Evet, Sadık ev sahibini arayacak, attıracak. Şaka yapıyorsun herhalde Aliye teyze. Ya bütün adayı zaten örgütlemişsin, kıza hiçbir şey satmıyorlar. Şimdi de evinden mi edeceksin? O kızın burada kaldığı her gün benim Poyraz'ıma zarar. Ya bırak, gençler aralarında anlaşsınlar. Heh, ne güzel söyledin ya. Evet. Ya bak, ben de ilk başta çok kızdım ama yani baktım çocuk sonra çok pişman olmuş, anlamış hatasını. Ya yapacağını yaptıktan sonra pişman olsa ne, olmasa ne? Herkes hata yapar Aliye teyze. Biz büyükler olarak onları affetmeliyiz, öyle değil mi? Ben affetmiyorum. Aha, buraya çizdim. Ya onlardan yanasın ya da benden yanasın. Aliye teyze, bak anne yadigarısın. Başımın tacısın ama artık bu Haziran'a yaptığın da gaddarlık, Zeynep'i geçtin ya. Kız, sen beni Zeynep'le bir mi tutuyorsun? De mecbur bırakıyorsun. Sil onu, sil, sil. Onlar gidici. Biz kalıcıyız Selma. İş yasalarına göre öyle mi olan gelmiş? Sana ellerimle şahane bir sofra kuracağım. Ben hiç aç değilim. Ben çok açım. Hem de kimi biliyor musun? Hı? Ya ben yine neyi kaçırdım? Ya bak, dün akşam üzgündün diye hiçbir şey söylemedim Alper ama ben çok kırıldım. Ya gerçekten çok üzüldüm bu şiir olayına. Ya resmen annene yazdığın şiiri okudun bana. Ya kızım ne yapayım ya? Ben şiir falan yazamam. İlkokuldayken bir kere oldu. Başka da yok. Ne yapayım ben ya? Peki ben senin esin Perin olsam, bir kere de benim için yazsan. Hastalarımın önünde vıcık vıcık olmayın lütfen. Biraz saygı. Tamam, ben zaten gidiyorum. Neyse. Bana yardım etsene. Ne yardım? Ne yapacağım? Ya bana şöyle bir iki tane romantik cümle söylesen, ben onları yoğurup böyle şiir kıvamına getirsem ha? Bir de seninle Biricik'in aşkının arzu halcisi olacağım. Çok ayıp ya. Sen benden istesen ben yapardım. Ben senden böyle bir şey istemem ki. Ben gidiyorum. Pardon. Neyi mahvettiğini anla dedin ya. Daha mahvolmuş bir şey yok Poyraz. Bir fırtına koptu, şimdi yenilenme zamanı. Vazoyu görüyor musun Haziran? Eski haline getiremezsin değil mi onu? Benim sana olan güvenim de böyle işte. Paramparça. Biz başladığımız yere geri döndük yani. Şartlar yüzünden birbiriyle çalışmak zorunda olan iki yabancı. Tamam. Bana uyar.
Ben gidip fotoğrafları Nehir'e vereyim. Ama her şey ses renginde gizli şu hayat. Sesin kadar varsın. Tabii. Çoğu insanın böyle ses renginde iç gıcıklayan bir yan vardır. Onu yakaladın mı o tonu bırakma. Tabii. Küfür etsen bile iltifat gibi gelir. Biricik gibi değil mi? Hı, aynen öyle, biricik gibi işte. Doğru örnek. Bak haspaya. Ses rengi kedi miyavlaması gibi miyav miyav miyav. Ama öyle güzel bir yerden kullanıyor ki işi biliyor. Hı? Tamam, deniyorum. Deneme bir, iki. Deneme bir, iki. Hı? Deneme bir, iki, deneme bir, iki. Deneme bir, iki. Kal orada. Başlarım böyle işe. Daha tavırda kız. Öyle bir başlarım ki. Ay başla, vallahi başla. Yıkıldı buralar, harikasın. Bu hiç benlik değil ya. Ben böyle bir kadın değilim. Bunları söyleyemem. Kızım zamanla alışırsın, Allah Allah, ne oluyoruz? Vallahi bak. Şimdi sesi çözdük. Tavrında da bir narinlik lazım. Değil mi? Öyle her yüke koşturmayacaksın. Bakacaksın şöyle etrafına. Ay ben bunu taşıyamam. Ay bu çok ağır olmaz, bana gelmez diyeceksin. Ki erkekler peşinden sazan gibi koşursunlar yol, yardımcı olsunlar sana. Neden? Ben kendi yükümü kendim taşırım ya, ne münasebet. Annem sen yine taşı, yalnız sen taşı. Taşıma mı diyoruz biz sana? Toplum içinde yapma şunu. Anladın mı? Sat kendini biraz böyle. Kibar ol, narin ol. Mesela bir örnek. Melisa'cığım, şu değirmen taşını kaldırır mısın? Ay ya, bu çok ağır. Ben bunu taşıyamam ki. Yardım edin. Ha, kız sen felaketsin. Harika. Bravo. Poyraz, babam geldi mi? Yok, gelmedi. Ya beni aradı otelde buluşalım diye de, herhalde eve dönmem için yalvaracak. Ama yani ben Aliye teyzemle sana rahatsızlık veriyorsam dönerim. Ya saçmalama İdil, öyle şey mi olur ya? Bizim ev senin de evin sayılır, istediğin kadar kal. Teşekkür ederim. Şu soyut odayı tutacak kişi odanın rengini beğenmemiş. Ha oldu. Bir daha baştan boyayalım mı onun için? Hiç öyle alaycı bakma, çünkü boyayacağız. Tamam mı? İkimizin de kredi ödemesi geliyor. Kimin suçu acaba? Baba, anne. Hah, kızlarımız da buradaymış. Zeynep? Müjdeyi sen mi verirsin, yoksa ben mi söyleyeyim? Ay benim tansiyonum düşecek galiba. Panik atağım geliyor. Nikah için gün aldık. Önce size haber verelim dedik. Çok sağ olun ya, gerçekten çok sağ olun. Hatta isterseniz düğünü bizim otelde yapın. Biz de tam onu söyleyecektik Haziran kızım, laf ağzımızdan aldı. Ben sizi yalnız bırakayım. Hayatta olmaz. Tamam mı? Ayrıca ben sizin evlenmenizi onaylamıyorum. Babacığım, davulun üstüne de benim fotoğrafımı yapıştır istersen. Böyle vura 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 göbek atarsın, olur mu? İdil. Ne? Ne? Hani evlenmeyecektin? Sen sırf zengin ve güçlü diye onunla evleniyorsun. Hayır. Latif beni çok seviyor diye onunla evleniyor. Konuşmadık, hiç yüzü istemiyorum. Kuzum yapma ama böyle. Ya anne bırak Allah aşkına ya. Kariyerin mahvolmasaydı eğer sen adada 3 gün bile kalamazdın. Sen de 3 gün bile kalamazdın. Benim burada kalmak için sebeplerim var. Benim de var. Neyse, ben elbisemi İstanbul'a sipariş ettim. 2 tane geliyor. Arkadaşlarıma da haber verdim birkaç tane. Şöyle küçük ama zarif bir davet istiyorum. Yapacak yer bulursan yaparsın. Ama benim otelimde hayatta olmaz. Bir kadın sevdim, incelikli. Ruhumu sardı, ince yürekli. Canım ister hep yanımda olsun. İlk harflerine baksana, K
kadınım benim. Nasıl? Bak ilk harfine dikkat ettin mi? B, I, R, I. Ay anladım Alper. Yani maalesef anladım. Gerçekten kendine yakıştırıp akrostiş mi yazdın? He, tatlı olmuş değil mi? Güzel olmamış mı? Melisa. Hı. Akrostişte şiir sayılmaz mı? Bilmem. Ben pek şiirden anlamam. Ama sen öyle diyorsan öyledir. Sen şunları daha neden götürmedin? Ya ben onları tek başıma kaldıramam ki. Ya biz Melisa'yla yükleniriz, 2 dakikada hallederiz. Hı? Değil mi Melisa? Benim de kollarım acıyor. Keşke biri bana da yardım etse. Olur, ben hallederim. Siz oturun. Olur. Oturun, siz rahatınıza bakın. Ben hallediyorum. Bana da bir kıvır çamaşır. Annem böyle renkten renge boyayamadım. Bari duvarı boyayıp hırsıma çıkarayım. Bir şey yapayım. Al burada var. Nasıl yapacağım? Boyaya batırıp boyayacaksın. Normal olan. Tamam. Hadi ben. Dur bir sakin. Ne yapıyorsun? Beklet burada. Tamam. Yavaş. Beyaz ne güzel olmuş. İnsanın böyle baktıkça içi açılıyor. Ne neymiş? Neymiş bir de kutlamayı otelde yapacakmış. Böyle zarif, elegan bir şey falan istiyormuş. Yok artık ya, gerçekten yok artık. Latif amca bu arada giderken benimle de konuştu, haberin olsun. Belediye başkanı kutlamayı burada yapmazsa çok öfkelenecek gibi. Patlasın o. Tamam mı? Öfkesinden patlasın. Latif Bey, kişisel kimleri için böyle mevkisini falan kullanır mı ha? Yani şimdi kutlamayı otelde yapmıyoruz yani. Otel için bir zorluk falan çıkarır mı? Yok canım. Yani yapmaz diyeceğim de... çevremdeki insanlar o kadar çok değişti ki son zamanlarda. Demesem daha iyi sanki. Bana vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun tabii. Devam et, devam et. Bana bir şey olmaz. Öyle devam et. Ya şu fırçayı gelişigüzel sallayıp durma ya. Dur. Beni izle. Böyle tutuyoruz. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir buzullar erir. Sen bana gülünce, çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Ben profesyonel davranacağım ya. O kutlamayı da otelde yapacağız ama en yüksek fiyatla. Nasıl yani? Sen annenden para almayacaksın herhalde. Yani nasıl o kutlama olmayacak? Çünkü ben annemi tanıyorum. O böyle nikah yaklaşmaya başladıkça böyle bir panik olacak. Ondan sonra bir ömür boyu böyle küçücük bir adaya sıkışıp kalmanın ne kadar korkunç olacağını anlayacak. Yani öyle sanacak. Ondan sonra da arkasına bile bakmadan kaçıp gidecek. Yüzünde boya var. Nerede? Hayır bak şurada yanakta. Nerede ya? Ya şurada. Ben
Ben yapamıyorum. Boyayın yani. Alo, Biricik. Konuşabilecek durumda mısın? Ya Melisa çift sarılı yumurta bulmadan gelme dedi. Ben yumurtayı kırmadan çift sarı olduğunu nereden anlayacağım? Bilmiyorum. Biricik, bizim Poyraz'la aramızda bir şey var. Tabii ki var. Ya ama bu her şeyi daha kötü yapıyor. Biz eskisi gibi profesyonel de kalamıyoruz. Böyle bir adım atıp sevgili de olamıyoruz. Niye adım atamıyorsunuz? Çünkü bana güvenmiyor, beni affetmiyor. Bizim aramızda böyle bir duvar yükseldi ve ben bunu tek başıma yıkamam. Ya bak Haziran, sakın pes etme, tamam mı? Neyse, kapatmam lazım. Of. Bu hikayeyi engellememiz lazım. Bizim. Seninle ben. Biz beraber bir iş yapacağız, öyle mi? Ya seninle işbirliği yapıp dünyadaki bütün sorunların çözüleceğini bilsen... ben yine de bir düşünürüm. Ben de seninle iş yapmaya bayılmıyorum. Ama akraba olacağımızı düşünce içime bir ürperti geliyor. Annem zaten vazgeçip babanı terk eder. Merak etme, için rahat olsun. Ben işimi şansa bırakmam. Gerekirse o nikah memurunu vuracağım ama o nikah olmayacak. Açıkçası hapse girmene pek üzülmem. Ama yine de dediğim gibi için rahat olsun. İş oralara gelmeyecek. Ben de elimden geleni yaparım. İyi, yapsan iyi edersin. Afiyet olsun. Bir isteğiniz olursa ben içerideyim. Çok teşekkürler Alper'cim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Güzel görünüyor. Bakalım. Merhabalar. Kraliçem. İki günde düğün organize edilmez biliyoruz ama görkem olmazı oldurur. Çiçekler, masa düzeni, temel örtüler. Onlarca konuşacağımız şey var şekerim. Tamam, hepsini konuşuruz, sen halledersin. Gel otur istersen. Böyle. Bırak kızım. Anne bir durur musun anne? Kızım bırak. Abla bak söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama senin o kaldığın yer ev, otel değil. Yediğini içtiğini bırakmışsın öyle tezgahın üstünde, her yeri karınca basmış. Ay bunu söylemek için mi buraya kadar geldin Selma? Bıktım artık, anlıyor musun? Hep böylesin çünkü. Aa, nişanlısının yanında bayağı fasaklı iması. Yani Selma sen de az değilsin ya. Latif, vallahi kusura bakma ama bu hep böyleydi yani. Ya ben sanatçıyım. Anlamam öyle ev işlerinden, ellerime falan. Sen sanatçı falan değilsin. Nereye geldiysen benim çizimlerimi kullanarak geldin. Bir dakika, bir dakika. Bu durumda asıl sanatçı Selma oluyor. Yok öyle, o öyle olmuyor. Öyle bir tane yarışma kazanmakla sanatçı olunmaz, tamam mı? Ben bu işe kariyerimin en tepesinde başladım, öyle devam ediyorum. Kaç tane ünlü giydirdim sen biliyor musun ha? Benim annem de ünlü giydirdi bir kere. Allah Allah, kimi giydirmiş? Dans yarışmasındaki jürinin gömleğini dikti. Efendim öyle kim sanatçıdır kim değildir? Bunlar yüzyıllardır tartışılan meseleler. Hanımlar, beyler sakin, gerçekten sakin. Herkes bir sussa gülür mü Allah aşkına? Şu kız kardeşi artık kozlarını paylaşmasını istiyor muyuz adil bir platformda yalnız? Hı? Evet, evet. İstiyor muyuz? Ben istiyorum. Artık bu tartışma bitsin diyenler. O zaman yarın bu mekanda bir tasarım yarışması yapıyoruz. Olur. Hadi bakalım ama meydandan kaçmak yok. Ben ne kaçacağım? Ben zaten kaçmam. Peki o zaman kim sanatçı kim değil göreceğiz. Burada, bu meydanda. Ben de jüriyim ona göre. Görüşürüz. Olaysız dağılıyorum. Dağılın. Müsaadenizle. Seçmenlere rezil olduk. Şeker afiyet olsun. Şuna bak ya. Ta buralara gelmiş söyleniyor. Alacaksın iki tane bez. Seni vereceksin ortalığa. Vır vır vır. Çekilir sevgi şeker. Yarışma işine falan ne gerek vardı şimdi? Onca seçmenin önünde. Keşke hiç girmeseydin bu işe. Yani tadımız kaçmasın. Yok Latif yok. Yetti artık. Burama kadar geldi yani. Kim yetenekliymiş görsünler. En azından insanların çenesi kapanır. İlk defa kızımın telefonunu açmaya korkuyorum. Efendim.
Ben bu düğün organizasyonuyla ilgili yeniden düşündüm. Sayın Zeynep Sedefli, organizasyonumuza ev sahipliği yapmayı kabul ediyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani sonuçta biz profesyonel bir işletmeyiz ve belediye başkanıyla da ters düşmek istemeyiz. Annenin mutlu gününde böyle mi yanında olacaksın? Yani o günün mutlu olacağına dair şüphelerim var tabii benim. Çünkü sen bence düğünden kaçacaksın ve kabak yine benim başıma patlayacak. Asla. İki kere aynı hatayı yapmak aptallıktır. Anne, sen adada yapamazsın. Ben de senin için aynı şeyi düşünüyorum nedense. Bak şöyle düşün. Tamam mı? Böyle her gün aynı yollardan yürümek, her yıl dönümünde aynı restoranda aynı şeyleri yemek. Böyle canın alışveriş falan istediğinde sadece tuhafiye bulmak. Ada bunlardan ibaret, tamam mı? Sen yapamazsın. Hı, ben biliyorum bunları. İçine doğdum. Ama senin de ada hayatını bu kadar erken öğrenmiş olman ne güzel. Başka? Bak, hiç senlik değil. Tamam mı? Hem de hiç. Sen kaldığına göre ben de kalabilirim. Ya sen benim nasıl değiştiğimi görmüyorsun ki. Ben adaya ilk geldiğimdeki gözleri gerçek dünyaya kapalı olan Haziran değilim artık. Ada beni değiştirdi. Ben artık küçük yerde boğulmuyorum. Tam tersine çoğaldığımı hissediyorum. Anne, ben burada kendimi buldum. Adaya aşık oldum. Ama sen yapamazsın, tamam mı? Bunun öyle olmadığını sana göstereceğim Haziran. Hiç umudum yok. Annem adada yaşayacakmış. Duydu, inanma. Duydum. Konuştuklarını duydum yani. Adanın ne kadar berbat bir yer olduğunu anlatıp duruyordun annene. Ben annemin düşüncelerini kelimelere döküyordum. Bana senin düşüncen gibi geldi nedense. Neyse. Zaten adada zorla kimseyi tutmuyoruz biz. Hatta bazıları giderse seviniriz bile. Baba. Merhaba kızım. Hayrola? Oy 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 melek kızım benim. Elin değdiği her yer cennete mi dönermiş? Zeynep Hanım'la ayrıldın herhalde. Müjdeli haberi vermeye geldin değil mi babacığım? Öyle değil kızım. Ali ablayı görmeye geldim. Niye ki? Görüşmemiz gereken önemli bir konu var. İçeride mi? Abi. Vur, böyle bakacağına vur. Alper, ben seni görmüyorum, sen de beni görme, tamam mı? Ya böyle çekip gitmek kolay mı abi? Anlamadım. Ya biz kardeş değil miyiz? Beraber büyümedik mi? Tamam, ben bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım ama özrünü diledim. Ya hırsını alamadıysan vur bir tane, vur da ama yani böyle kafanı çevirip gitme bana ya. Lan yeter be, yeter. Çevremdeki herkes benim arkamdan diş çevirsin. Ben hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edeceğim, öyle mi? Ya senin iyiliğin için yaptın diyorum. Ne iyilik yaptın bana? Gençler bir sakin olun ya. Siz adalısınız ya. Hadi öpüp barışın, küslük olmaz. Hadi öpüşün de bana. Sen canlısın. Tamam, ya anlaşıldı. Ya yapma baba böyle. Hadi yapma. Uyuyor musun dedim, saygı gösterdim. Ayağına kadar geldim. Sen bastonla kovalıyorsun beni. Aha. İki dakika dinlemedin beni, iki dakika. Başkan başkan diye tepemizde dolanıyorsun ama. Bir de utanmadan beni o gaddarla düğününe çağırıyor. Baba sana inanmıyorum ya. Ne diyor Aliye teyze? Allah Allah. Ayıp mı kızım? Hayırlı işler bunlar. Ne hayırı ya? Ne hayırı? Ha? Bana hiç öyle hayırlı falan gelmedi. Aa, yeter ama. Karışmayın bize.
Bundan sonra birine aşık olduğunuzda biz de size karışmıyoruz. Zeynep'le öyle karar verdik aramızda. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Karışacağım ama sen bana karışamazsın. Ayrıca siz annemi benden istemediniz, tamam mı? Onun en yakını benim. Benim onayım olmadan nasıl evleneceksiniz? Ha, bak istememişsin işte Zeynep Hanım'ı. Haziran sen evlenmelerine izin veriyor musun? Vermiyorum. Tamam işte bu, izin falan vermiyoruz baba. Öyle mi? İzin vermiyor musunuz bize? Öyle olsun. Biz de sizden izin almadan evleniyoruz. Oldu mu? Olmadı baba. Baba! Ya sen evlenmelerini engellemek istemiyor muydun? İstiyorum. E niye bir şey yapmıyorsun? Ne yapayım? Kocaman kadını odasına mı kilitleyeyim ya? Allah Allah. Evet, gerekirse evet kilitle. Ne olacak? Kim ya? Ay, kim? Vur 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 vur. Aliye teyze. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, büyük gün geldi. Yıllar süren kardeş kavgası nihayetine eriyor efendim. Şimdi onlar için büyük bir cesaret alkışı lütfen. Evet tasarımcı hanımlar, malzemeler sınırlı. Vakitler kısıtlı, heyecanlar dorukta. Şimdi adamın bize vermiş olduğu ihramla beraber mankenlerimizi hazırlıyoruz. Zeynep Hanım'ın mankeni Biricik. Selma Hanım'ın mankeni ise Duygu. Bir dakika, beni hiç alkışlamayın. Benim sahne fobim var. Ben yapamayacağım Selma teyze. Çok özür dilerim. Duygucuğum olur mu öyle şey? Biz konuştuk, anlaştık, söz verdin. 40 yılda bir işim düştü sana. Haklısın ama yapamayacağım. Çok özür dilerim. Asıması yok artık. İşte at büyüdü, kopasıca gitti. Merak buyurmayınız. Görkeminiz iş başında efendim. İş başında. Belki de yarışmamız adamızın yepyeni yıldızının donmasına gebedir. Kim bilebilir? Bende kalın, sürprizlere açık olun. Adada manken vardı da bizim haberimiz mi yok? İyi olan kazansın. Görkem, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Sakin ol. Bana güven, her şey yolunda. Baksana insanlar ne kadar mutlular, neşeliler. Bir tane kepazelik oldu, bir tane daha istemiyorum vallahi, bak yırtarım organizasyonu. Şu Ağustos kontrol etsene. Olmuş Ağustos, nerede? Çıkış tarihleri ne zaman? 2 gün mü sonra? İyi günler. İyiler. Kargo vardı. Sandal Ağacı Oteli yazılmış. Allah Allah. Mustafa Usta bir şey mi sipariş etti acaba? Zeynep Sedefli diyor. Teyzem ne söylemiş? Ayrıca niye buraya söylemiş? Şermin Bodumlu'dan diyor. Bu gelinlikçi Şermin. Oha, nikahta giyeceğini bile seçmiş. Abla bunu imzalar mısınız? Tamam, yarım halleye geçeceğim. Bir saniye, bize bir saniye izin verir misiniz? Annem tasarım elbisesi olmadan aşkından ölse bile hayatta evlenmez. Tamam, açalım o zaman, yırtalım. Ya da ben siyah boyayayım mı? Saçmalama Nehir. Hemen şuraya rica ediyorum. Şöyle yapalım biz. Siz bunu alın. Burada bir karışıklık olmuş çünkü burada Zeynep Sedefli diye biri kalmıyor. Kalmıyor. O bizim eski müşterimiz de çoktan İstanbul'a falan gitmiştir. Aynen. O yüzden siz bunu böyle aynı şekilde İstanbul'a geri postalayıverin. Suite oda tuttu. Alt tarafı sanki oteli satın almış ha. Ne oldu? Attığım maile bak. Maalesef dekorasyonu yetersiz bulduk. Birkaç revize dokunuş daha rica ediyoruz. Bak bir de revize diyor ya. Revize diyor bize. Biz adam için odayı baştan aşağı tekrar boyamadık mı? Ya ne var ki bunda yani? Birkaç küçük dokunuş demiş ya. Ne olacak ki? Bence nazikçe bütün dekorasyonu yeniden yaratalım demek istemiş bence.
Al bak nehir de öğrenmiş plazı dilini sayende. Arkadaşlar sakin olalım, sakin olalım ve unutmayalım tamam mı? Bu kişi otelimizin en pahalı odasını 2 aylığına tutmak istiyor. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Unutmayalım da biz bu kadar kısa zamanda o mobilyaları nereden bulacağız? Zeynep Sedettin'in imzasını taşıyor Biricik. Evet önden bakıldığında tam bir Zeynep Sedettin ama arkadan oda nesli, o tıngırdayan konserveler. Acaba Zeynep Sedettin ne demek istiyor? Adalı kızlarımız dünya evine girmek için tıngırdıyorlar mı acaba? Ah Zeynep, ah. Bir günün sürprizi efendim. Karşınıza Melisa. Yaşayan adanın ruhundan anlıyor mu acaba? Kızımız evinden çıkarken tipik bir adalık gibi. Ama köşeyi döndüğünde bir anda... Aman yarabbi o da ne? Sıkısına dönüşü veriyor. Birazdan sanki arkadaşıyla buluşacak ki partiye gidecek gibi değil mi? Zeynep Sedettin'in bu tasarımının adını mürüvvet meraklısı koyuyorum. Öyle ama yani. Jüriye dönüyoruz ve puanları alıyoruz. 9. Lakin ben jüri başkanıyım. Benim puanım çok daha önemli. Kalp atıyor. Ondan ne? 9. Ve jüri olarak Zeynep Sedettin'e toplamda 36 puan gidiyor efendim. Sıra geldi. İçinde saklı parti kızı tasarımıyla Selma Köknar'a. Bakıyoruz. Jürimiz ne diyor acaba? Buyursunlar. Kalpler atıyor. 10. Hemen gaza gelmeyin. Jüri başkanı burada. Oyun her şeyi değiştirebilir. Kalpler yine atıyor. Evet. Heyecan dorukta. O da nesi? Yıldızlı. 10. Selma Köknar, yarışmanın kazananı. Hayrola Aliye teyzeciğim, nereye bu saatte? Ay hiç haber vermiyorsunuz. Şeriflerin babası sizleri ömürmüş. Ya evet, sen komadayken vefat etti. Ay, taziyeye gidiyorum. Tabii tabii haklısın git. Ay. Geç mi dönersin? Sen hiç akşam yemeğine falan beni bekleme yavrum. Yol zaten çok uzun. Şimdi onlar gelip beni alacaklar. Sonra da bırakırlar. Sen hiç bekleme beni. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz yavrum. Görüşürüz. Ay. Ay. Ben açayım. Yavrum yorulma sen. Yok estağfurullah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Alo, Poyraz. Efendim Edip. Akşam kaç gibi gelirsin?
Niye sordun? Hiç, merak ettim öylesine. Yani otelde biraz işim var ama onları bitirir gelirim. Tamam, tamam. Görüşürüz o zaman evde. Görüşürüz. Tamamdır, biz ilgileneceğiz ama. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Nehir'cim, canım bana bir kargo gelecekti. Bakar mısın? Gelse haberim olurdu teyze. Neyse, bakayım ben. Hadi bak. Teyzem gelmiş. Kargosunu soruyor. Tasarım yarışmasında hezimetimin üstüne bir de bu eklenince kesin topuklar. Dur ben bir bakayım. Anne. Heh. Ya yarışmayı izlemeye gelemediğim için kusura bakma. Tamam boş ver. Adalı insanlar işte Adalı Selma'yı kayırdılar. Hmm. Ya boş ver, iyi oldu aslında. Selma'ya böyle bir gaz oldu. Belki yakamdan düşer. Teyze baktım ben, kargo falan gelmemiş buraya. Aa. Nasıl olur canım? Allah Allah. Alo. Şamil'cim ya kargo gelmemiş, bir kontrol eder misin? Yok yok, ben bekliyorum, kapatma. Hayır canım. Nasıl? Nasıl kargo gelmiş de geri gönderiyorlar? Aa, olur mu öyle şey canım benim? İki gün sonra düğünüm var. Şermin, bana bak. O kargo zaten hiç gönderilmedi bence. Gönderilseydi de içindeki elbise kesin kırık beyaz olurdu. Aa, ya benim iki gün sonra düğünüm var. Elbisem yok. Aa, ne yapacağız? Evlenemezsin ki o zaman. Hı? Aman canım. Ben de evdekilerden öyle bir şey ayarlarım. Hazırlıklara tam gaz devam. Görkem. Kraliçem. Ne demek evdekilerden bulur bir şey giyerim ya? Ne demek hazırlıklara tam gaz devam? Uf. Yalnız yarışma için geldiysen... Aman ben onları çoktan arkamda bıraktım. Şu organizasyonun detaylarını konuşalım istedim. Senin için müthiş planlarım var söyleyeyim. Heh. Vallahi öyle bak. Mesela tüller, ondan sonra fenerler, masalar şu tarafta. Anlatabildim mi? Ay çok güzel olacak. Tam bir ada masalı. Yaz ben şöyle şurayı komple çiçek istiyordum. Ay bebeğim ama yani sen de öyle zamansız bir şey yaptın ki. Yani buralara ben bir mavi yasemin lekelerdim. Güzel olurdu. Evet. Ama hiç moralini bozma bak. Gel ben de sana göstereceğim şimdi. Cidden düğün gerçekleşecek herhalde. Bütün hazırlığı bunun için yapmadık biz zaten. Ben annem korkup kaçar vazgeçer sanıyordum. Ama az önce gelinliği bile olmadan evlenebileceğini söyledi. Ne güzel işte. Anlamıyorsun. Biz burada Zeynep Sedefli'den bahsediyoruz. O böyle gösterişli elbiseleri olmadan, hava atacak sosyetik arkadaşları olmadan yaşamaz. Yani yaşayamazdı. O elbisenin annemin canından daha değerli olması gerekiyordu. Annem. Latif Bey'i gerçekten seviyor olabilir mi sence? Yunan. Seviyordur belki. Bunlar bize geçmişin seslerini taşıyorlardı değil mi? Annemle Latif Bey burada çokça zaman geçirmişlerdir herhalde, yani bu sahilde. Yani sonuçta beraber büyümüşler. Muhtemelen öyle olmuştur. Ya
annem onu terk etmiş. Latif Bey de bunca zaman sonra annemi affetmiş. Affetmesi bu kadar uzun sürdüğüne göre bayağı kızgınmış demek ki. Sonuçta affetmiş ama. Önemli olan da bu. 30 yıl ya. Koskoca 30 yıl. Bu birine kızgın olmak için çok uzun bir süre. Hem kızgın hem de aşıktır belki. Ama olan arada kaybolan yılları oldu. Belki de birbirlerini hiç bulamayabilirlerdi. Kim bilir? Ne çok aşk böyle yitip gidiyordur. Bazen yarısı geçse bile izi kalıyor bazı şeyler. Aşk hatayı kaldırmıyor Zira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir yere mi gidiyorsun? Yok. Aç mısın? Sana bir şeyler hazırladım. Yok, zahmet etme. Yok canım, ne zahmeti? Yeni tarifler buldum. Ve onun şerefine de şahane bir sofra hazırladım. Gelsene. Aliye teyze de bugün geç gelecekmiş. Benim için mi hazırladım bunları? Tabii ki senin için hazırladım. Yani başka kim için hazırlamış olabilirim? Biz uzun zamandır böyle baş başa oturup hiç sohbet etmedik. Konuşacağımız konular da birikti bence. Tamam, ben elimi yıkayayım geleyim o zaman. Var mı mutfaktan eksik bir şey? Yok, bir tek sen eksiksin. Gel. Ya siz Melisa'yla ne ara bu kadar samimi oldunuz ya? Böyle yürüyüş dersleri verecek kadar. Sen Adalılarla bir olup Haziran'ı sattığında. Ya senin onunla hiçbir ortak yanın yok ki. Ya siz 10 dakika otursanız 8 dakika susarsınız. Sen niye bu kadar sinir yaptın ben mi anlamadım canım? Sinir falan yapmadım. Yapmışsın belli. Hani artık adanın böyle en zarif, en güzel kadın olmadığından mı acaba sinir yaptım? Hiç de bile. O zaman Alper'in verdiği tam puana sinirlendim. Ama haklısın bebeğim. Yani insan sevgilisi dururken kankasına tam puan vermemeli. Bence. Bence sen bunu bir sorgula. Alo. Edil'le Poyraz resmen date'e çıktılar. Odada date yapacak yer mi var ki? Evde, evde. Böyle sofra falan hazırlamış, süslenmiş, püslenmiş. Aliye teyze de yok zaten. Ya bak, Maria en yakın arkadaşımın düşmanı olmasa kızı gerçekten gidip tebrik edeceğim ya. Kız uğraşıyor yani, pes etmedi. Aha Biricik, benzini dök üstüne de istersen böyle kibrit çak tam olsun, tamam mı? Poyraz'ın gözü senden başka kimseyi görmüyor Haziran. İdil'i de görmez. Poyraz'ın kalp gözü açık ama İdil'in gözü kapalı. Çok kötüymüş. Hem beni affedemedikten sonra sevsen ne olacak ki? Ben onu böyle düşünsem, kıskansam ne olacak? Bilmiyorum, belki de artık vazgeçmenin zamanı gelmiştir.
Haziran, bak saçmalama. Neyse Biricik, hadi sonra konuşuruz, tamam mı? Nasıl, beğendin mi? Gerçekten çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Aliye teyze buradayken beni hiç mutfağa sokmuyor, sen misafirsin diyor. Aferin babaanneme. Babam eğer evlenirse ben o eve geri dönemem. Burada istediğin kadar kalabilirsin biliyorsun. Misafir olarak. Sağ ol, ben almayayım. İstersen evde tutabiliriz dedi sana. Hem profesyonel bir şekilde işine de başlarsın. Haziran gibi tek başına yaşar gidersin yani. Ben Haziran değilim. Örnek olarak verdim. Ama Haziran'la biz bambaşka iki insanız. Yani o 3 gün burada yaşar, 5 gün orada yaşar. Neden? Çünkü bağ kurduğu bir şey yok. Ama ben öyle değilim. Bağ kurduğum şeyleri, tutunduğum şeyleri öyle bir anda kestirip atamam. Ben sana bir şey söyleyeyim miydi? O bağlara hiç güvenme sen. Böyle bir gün geliyor ki bir anda kopup gidiyor. Aliye teyze değildir herhalde. İyi akşamlar. Şey kalmamış da anne. Tuz bitmiş de bu saatte de malum her yer kapalı. Sen de biraz tuz varsa bir tutamcık bir şey alabilir miyim diye soracaktım. Bir tutam. Tamam, buna mı doldurayım? Evet evet, yani hepsini doldurmana gerek yok. Yani şöyle azıcık bir şey koysan yeter. Sen yemek mi yapıyorsun? Hı hı. Yapıyorum yani, acıktım bu saatte, bayağı acıktım. Siz yemişsinizdir tabii. Benim de bahçedeki masada. Hı hı. Yıldızların altında. Dalga sesleri de geliyordur. Aynen. Aynen öyle. Sen mi geldin? Başka kim olacaktı? Malum biz Poyraz'la komşuyuz. Öyle bir şeye falan ihtiyacımız olduğunda birbirimizin kapısını çalıyoruz. Poyraz'ın senin kapını çaldığını hiç sanmıyorum. Yeter herhalde. Ha, tabii tabii yeter. Yeter. Yani ben de tost yapmıştım. Onun üstüne böyle bir serpiştireyim dedim. Afiyet olsun o zaman. İyi akşamlar. Antibiyotiğini unutma. Unutmam. Güzeldi değil mi? Evet ya. Bak bunca yıldır her gün her dakika görüyorum. Hiç fark etmemiş. Şimdi fark ettin işte. Dur. Bu arada bugün podyumda ne kadar güzel olduğunu sana söyledim mi? O kadar güzel gözüktüysem neden bana değil de Melisa'ya tam puan verdin? Ben... Tasarıma verdim yani, elbiseye verdim puanı. Öyle mi? Ha. Tamam. Gözlerini kapatır mısın? Kapat, gözünü kapat. Üzerimdeki askıl ne renk? Şahane bir renk. Ya sen de onu bile fark etmemişsin. Sen ne anlarsın elbiseden ya? Şöyle sahilde mi yürüsek? Hatta tekneyle açılsak mı? Nasıl yani? Bu saatte mi? Evet, ne olacak? Biraz da çılgınlık biz yapalım. Adanın örnek kızı İdil bu saatte çılgınlık yapacak. Bu yaz adadaki herkesin içindeki yabancıyı ortaya çıkarttı. Belki senin de hiç tanımadığın bir İdil vardır. Yanında kız sevgilin mi? Arkadaşım. Sen öyle sanıyorsun. Ama o sana aşık. Sana öyle geliyor.
Verecek cevabı olmayan erkeklerin klasik cümlesi. Sana öyle geliyor. Efendim Biricik? Ya Poyraz, Alper düştü, kafasını çarptı. Her yer kan içinde. Ne? Sen ambulans haber ver, geliyorum. Ne oldu Poyraz? Ne oldu? Balık emininin yolda anlatır. Poyraz. Biricik. Biricik. Gelmedim ambulans hala. Biricik, ne oluyor? Şokta mısın? İçecek bir şey. Ya buz bulamadım. Bende dondurulmuş bezelye koy. Abi. Ya bak, Alper'in kaza geçirdiğini duyunca hemen koşarak geldin yani. Demek ki hala değer veriyorsun. Bir daha sakın bana oyun oynamayın, tamam mı? Sakın. Abi ne oyunu? Arada beni senin kanlar içinde yattığını söyledi. Ay evet, söyledim. Ya hatta keşke şuranın bir kapısı olsa da sizi kitlesem yani barıştırana kadar. Ben onu denedim. Biraz da işe yaramıyor. Ya vallahi benim haberim yoktu. Bak ya, bilsem yapma boşuna derdim, işe yaramaz. Ya Poyraz bitti dedim, biter. Onu kazanmak zor. Ama kaybetmek kolay derdim. Biricik, hadi gel biz içeri geçelim. Çocukken kafanı gerçekten yarmıştın, hatırladın mı? Hakan'ı yarışta geçeceğim diye hırsı yapmıştım. Her yerin kan olmuştu. Aman babama söylemeyin falan demiştin. Alper, bir daha benden bir şey saklama. Yok abi ya, tövbe ya. Ben bundan sonra senden hiçbir şey saklamam. Ben dersimi aldım. Poyraz da öfkeyle gitmediğine göre durumlar iyi. Alper'i affettiğine göre şimdi sıra sende. Arkadaşlık hata kaldırır da aşk kaldırır mı bilmiyorum. Ya sana geçen nasıl ihtiyacım vardı anlatamam. Biricik tutturdu bana şiir yaz diye. Benim edebiyat sevgim de ortada. Bunu herkes biliyor. Yani Melisa benden odun diyeceğim. Bu aralar biraz orası da karışık. Aman neyse abi de. Ya sen kardeşine şöyle güzel bir şiir ayarlarsın değil mi ha? Bakarız. Bakarız, dur bakalım. Poyraz. Ya şimdi bir şey diyeceğim, yine kızacaksın ama. Ya kızlar da içerideyken. Haziran'a da sanki biraz haksızlık mı yapıyorsun ha? Bittim ben. Ben bittim artık. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum gerçekten. Allah'ım ya.
Günaydın. Günaydın. Anne ne oluyor? Ne bu halin? Hazıran ben mahvoldum. Gerçekten bittim ya. Ya iki tane elbisen vardı nikah giyecek. İşte ikisini de ne çamaşır suyuyla yıkamış. Ya annem temiz olsun diye öyle yapıyordu. Özür dilerim teyze. Vallahi ben hassas kumaş olduğunu fark etmedim ki. Kızım, deden terzi, annen terzi. Bir lokma bir şey öğrenemedin mi sen ya? Anne tamam üzülme, bir çaresi bulunur. Ay ne çaresi bulunacak Haziran? Yani şimdi elbise söylemeye kalksam iki günden aşağı gelmeyecek. Ya pazara çıkacağım işte pazen alacağım dikeceğim ya da böyle gideceğim ben nikah. Ya her şey mi ters gider ama ya? Yok bir uğursuzluk var bu işte var ya. Böyle evren bana mesaj yolluyor yukarıdan yukarıdan evlenme evlenme. Ya of ya! Elbise operasyonu tamam. Nasıl yani? Sen elbiseleri bilerek mi mahvettin? Annem görünüşe takıktır. Eğer düzgün elbise giyemezse aşkından ölse evlenemez demedin mi? Çak. Çak. Ya niye çakmıyorsun ya? Sen istemiyor muydun onların evliliğini engellemek? Ben İdil'le öyle bir kafalara girdim. Ama İdil'le aynı düşünüyorsam zaten ben yanlış düşünüyorumdur. Bunu niye fark edemedim ki? Ha, fikrini mi değiştirdin yani? Ya birbirlerini gerçekten seviyorlarsa? O zaman benim Aliye teyzeden ne farkım kalır? Biraz daha daral ölçüyü. Daha dar. Daralt. Ben bu eteklerle nasıl koşacağım? Koşma, atmasın sen. Zarif yürü. Yani şimdi tabii benim Melisacığıma her şey yakışıyor ama bu tarz değişikliği nereden çıktı onu anlayamadım. Bana laf çakıyor. Anlarsın yakında. Ben kaçar. Yok öyle kaçar maçar. Müsaadenizle diyeceksin. Tabii müsaadenizle. Abi ne yaptın bulabildin mi bana şeyin ifadesini? Vay be! Eski günlerdeki gibiyim. Vay be vay ya. Eski Melisa geri gelmiş. Eski Melisa derken yaşlı demek istemedin herhalde Alper'cim. Çünkü ben çok kırıldım. Harbiden değişmiş ha. Abi ben sana dedim. Bunu öyle eskisi gibi kanka şakaları yapamayacağız. Abi kız arkadaşıma bir çek alır mısın? Hadi. Ver. Ver. Alayım kızı arkadaşıma. Alıyor ya. Benim Görkem'e teşekkür etmem lazım. Görüşürüz. Ya çiçeği ben aldım, parasını ben verdim. Bana niye teşekkür etmiyorsun? Buyur Poyraz abi. Ay bir şey yok ya, öyle baktım ben. Hayırlı işler. Abi bu kız harbiden çok değişti ha. Ben taşırım. İki adımda şişmişsin hemen. Ya personal trainer'ın kol kaslarını çok zayıf derken o kadar haklıymış ki. Neyin? Personal trainer'ım. Ben hiç sormadım say. Ay ne güzel çiçek. Pastaneye mi aldın? Alper aldı. Öyle çiçekçi geçiyordu. Nereden esiverdiyse aldı. Ne tatlı bir jestmiş. Ya ben öyle ilk defa jestlerle karşılaştığım için derecesini bilemiyorum. İdil, acilen gelmen gereken durumlar var. Günaydın. Günaydın. Ne aldın yine?
Bu sefer almadım, kendi ellerimle yaptım. Sana bir hediye. Ha. Artık hediyelerle özür dilemeye çalışıyoruz yani. Ben yanlış söyledim. Ben bununla sana bir ders vereceğim. Çocuklar, çocuklar. Oturma düzeni alarmı. Ne oldu? Ne oldu? Gelin hanım iki tane kumaşçıyı yan yana koymuş. Ya bize ne bundan Görkem? Nasıl bize ne yahu? Allah Allah. Sen hiç kumaşçı kavgası görmedin herhalde. Yani Allah şahit etmesin. Görkem ara annemi söyle. Aradık herhalde yani. Hatun hala elbisesini ağlıyor. Dinlemiyor ki. Ne yapacağız? Şu X kim? Hı? Ya o sürpriz konuk dedi. Bilmiyorum. İyi tamam. Ali Demir'le kumaşçılardan birini yerini değiştirirsen tamamdır işte oldu bitti. Ali? Ha karavancı Ali. E olur valla. Hiç aklına gelmedi. Bakalım bana nasıl ders verecekmişsin. Poyraz abi, odanın dekorasyonu hakkında gelişme var mı? Ben hallediyorum, ona haber veririm. Nasıl hallediyorsun? Şunu artık bir açabilir miyim ben? Bu vazo... Kintsugi. Japonca'da altınla tamir etmek demek. Japonya'da kırılan nesneleri altınla ya da gümüşle tamir ederlermiş. Eskisi gibi olsun diye değil. Kırıldığı andaki hikayeyi korusun diye. Bu vazo hangi hikayeyi koruyor peki? Benim sana karşı yaptığım hatayı... ve senin bana olan kızgınlığını. Ben sana yaşananları unut demiyorum. Sadece yeni bir biçim almasına izin ver diyorum. Bu vazo gibi. Zilan. Eysa Hanım'ın akrabaları aradı beni. Oraya gideceğim. Gelmek ister misin? Eysa Hanım kim? Yolda anlatayım mı? Tamam. Duygu. Ha, Duygu. Hala bizim evdeler mi? Yani oradalardır herhalde. Ne yapacaksın? Ben ikisine de ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Tamam ben o zaman sizin aile işlerinize çok karışmayayım. Görüşürüz. Bu eşyaları hep o seçmişti. Tabii sen istersen değiştirebilirsin. Ben... Babamla evlensen de sen bu odaya bir daha giremezsin, tamam mı Zeynep Hanım? Burası annemin odası. İdil, sen gelmeden önce tam biz de bu konuyu konuşuyoruz. Ya çıkın bu odadan ya, çıkın. Ya baba, ben senden bunu gerçekten hiç beklemezdim. Evi terk ediyorum diyorum. Bu kadını buraya hanım diye getirirsen bir daha yüzümü göremezsin diyorum. Ama sen oldu bitti diyorsun, her şeye devam ediyorsun. Ya burası annemin odası baba, annemin odası burası. İdil, biz de babanla tam bunu konuşuyorduk. Yani ben burada hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. Biz başka bir odaya geçeriz. Ama geçmişte yaşananları da yok sayamayız ki canım. Ay. Çok naziksiniz Zeynep Hanım ya. Ay vallahi şu an beni biri tutmasa yanaklarınızdan öpüvereceğim. Çok pişman oldum söylediğim her şeye. İdil, çok fazla ileri gidiyorsun. Hiç ileri gitmedim ben daha. Bu benim ileri gitmiş halim değil. Haziran'da bu evlilik olmasın diye elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bilginiz olsun. Haziran mı dedi o? Bunların arası Haziran'la kötü değil miydi? Evliliğimiz şimdiden çocuklarımızın arasına sevgi tohumları saçmaya başladı anlaşılan. Çıkın artık! Deli bu be. Eysa Hanım yıllar önce gelmiş buraya siyahlar içinde.
satın aldığı evi yerleşmiş. Zorunlu olmadıkça da bir daha dışarı hiç çıkmamış. İstanbul'da zengin bir ailenin kızıymış. Evinde çok değerli mobilyalar olduğu söyleniyor. Peki şimdi en sonu nerede? Birkaç ay önce vefat etmiş. Evde uzak bir akrabasına miras olarak kalmış. Bugün eşit işi haberi geldi. Ev satılıyormuş. Mobilyaları da satacaklarmış. Biz de o mobilyalara bakmaya gidiyoruz. Eskiden olsa nereye gidiyoruz diye sorduğumda açıklama yapmazdın. Eskiden sen de bana beni kaçırıyor musun diye sorardın. Artık bunu yapmayacağımı biliyorum. Zevkliymiş gerçekten. Niye aniden adaya taşınma kararı almış? Bilmem, belki onun da gizli bir ajandası vardır. Bakıyorum ama... Yok yok, istediğin gibi bakabilirsin dediler bana. O zengin tip, bunu da beğenir mi sence? Yani bence güzel. Tamam, o zaman alalım bunu. Tamam. Hatta bak bunu da alalım. Böyle odaya koyarız. Güzel durur. Olur, tamam da alalım. Küçücük yerde yıllarca kimseyle görüşmeden yaşamış yani, öyle mi? Bunun için çok büyük bir sırrı olması lazım. Tıpkı benim gibi. Sen söylemeden ben kendi lafımı kendime çarparım. Da sen söyleyince ben gülmüyorum ama. İyi o zaman, hadi. Vakit kaybetmeyelim. Aynen, hadi. Bak, belki bunu da almak istersin. Pollyanna, şu kitabın güzelliğine bak. Ne kadar da eski bir baskı. Yok, biz bunu almayalım. Bunun hatırası vardır. Ya mirasçısı bile gelmemiş, emlakçısını göndermiş. Görmüyor musun? Kimsenin Neyse Hanım'ın anılarıyla ilgilendiğini sanmıyorum ben. Al. Alırım ben, tamam. Hoşça kal Esen Hanım. Sırların da seninle birlikte kayboldu. Bugün Melisa'ya çiçek almışsın. Ha. Hı. Öyle içimden geldi. Bugün. Yani Melisa'yı öyle manken olarak gördüğün ertesi gün. Ya daha önce bana kimse çiçek almadın deyince kendimden utandım. Ya kızla yıllardır böyle askerlik arkadaşı muamelesi yapmışız, böyle enseye şaka. Ya ne yapıyorsun? Ben de senin askerlik arkadaşın değilim. Ben bir an böyle örnekle göstereyim dedim. Madem öyle kibar, düşünceli erkek olmaya karar verdin, o zaman bana karşı da öyle davran, tamam mı? Ya ben sana adalı sevgililer gibi bir aşk yaşayalım diyorum, sen... Adalı sevgilisi diye bir şey yok Biricik. Ya her yerde nasıl aşk yaşanıyorsa biz burada da öyle yaşıyoruz yani. El ele tutuşuyoruz, öpüşüyoruz, o kadar.
O çeşme başı bakışmaları falan? Yok onlar ya. Her evde musluk var. Biricik Allah aşkına ne çeşmesi? Küçük kavga sonrası öpücüğü ha? Yok öyle öpücük falan sana. Biraz. Ya şimdi Aliye teyze Haziran'a evden attırayım diye beni darlıyor. Yani sen tersin, babaannen daha da ters. Ya şimdi ben ne yapacağımı bilemedim. İki ateş arasında kaldım. Haziran'a attırayım attırmayayım. Sen hiçbir şey yapma Sadık. Ben konuşacağım babaannemle. Batucuğum, düğün stresi diyelim. Odayı ayırtmışsın, çok sevindim. Haziran biliyor mu? Ha, bilmiyor. Seni görünce kim bilir ne kadar sevinecek o zaman. Abi, bir sıkıntın mı? Bak, yok dersen hala bana güvenmediğini düşüneceğim. Ya yüzünden akıyor, anlat işte hadi. Babaannemle tartıştık. Niye? Bugün Sadık'la karşılaştık. Babaannem Haziran'ı evden attırmak istiyormuş. Bu konu açıldı. Sonra bir de affedeceğimi öğrenince tabii. Affedeceğim mi? Ya aslında gururum affetme diyor. Senin yüzüne baka baka yalan söyledi. Seni kandırdı diyor ama işte. Ama orası öyle demiyor galiba ha. Ya ona git diyorum. Git demek kolay da. O gittikten sonra hayatımda öyle bir boşluk oluşacak ki. Bunu da biliyorum. Ben korkuyorum galiba Aykır. Hayatımda ilk defa korkuyorum. Daha birkaç ay önce varlığından haberim bile yoktu. Şimdi bu kadın gidecek diye resmen aklım çıkıyor bana. Bu arada ona git diyorum ama aslında... Kalacağım diye dirensin istiyorsun değil mi? Ya direnmekten vazgeçersin? Abi, bak bu hayatta herkesin vites etme işi var. Haziran'da oraya gelmeden durdur onu ya. Selma. Selma. Ya okul saatine geldi. Ne okul be? Uyan. Ne oluyor ya? Nikah geleceksin değil mi? Çağırdın mı? Sanki çağırmadın ki. Çağırıyorum işte. Ya sen herkese davetiye gönderdin. Beni böyle ağzınla mı çağıracaksın? Ya kızım... Herkesi telefonla davet ettim işte. Ha, iyi tamam. O zaman gelirim. Hadi iyi geceler. Sana da.
Açmamış bile. Hazine. Evden aldığımız kitabın arasında buldum. Eldi yabancı Elsa Hanım'a yazılmış. Ne yazıyormuş ki mektupta? Evleneceklermiş. Ama Elsa onun kendisini aldattığını sanmış. Aslında aldatmamış. Kendini açıklamak için bir mektup yazmış. Bize kıyma demiş. Ama Elsa onun mektubu açmamış bile. Gururundan gerçeği bile öğrenemeden ölmüş. Ben artık Elsa onun için üzülmeyeceğim. Çocuklar, o fenerleri bak simetrik Hasan. Gelin hanımın simetri takıntısı var. Renk takıntısı var. Enişte takıntısı var. Var oğlum var. Var var. Ya Allah aşkına birazdan davetliler gelecek. Daha masa hazır değil. Sandalyeler süslenmemiş. Çiçekler ortada yok. Ya ne yapacağız Görkemciğim ya? Aşkım üzüldün şeye bak. Sen varsın. Ben varım. Nikah memuru geldikten sonra gerisinin ne önemi var? Yani hiç değişmedin ya. Hep aynı gamsız çocuksun sen. İşte o ben. Tamam. O zaman ben de nikaha bu kıyafette geliyorum. Artık ben de senin gibi gamsız olacağım. İşte böyle. Tamam. O zaman organizasyonu bitmeyen düğünümüze bir bakalım. Gel bakalım. Pansu hazır mı acaba? Ses seni kuruldu mu? Kime diyorum yarım patron? Alo. Ses. Haziran. Ben evine geldim erken çıkmışsın. Niye bugün annem evleniyor hiç uyunur mu? Bir dakika bir dakika. Biraz konuşabilir miyiz? Bak bunu bu kez ilk defa ben söyleyeceğim. Şimdi olmaz. Tamam mı? Şu Elsa Hanım'ın mirasçısının telefon numarasını bana verir misin? Bunu ne yapacaksın? Sen verir misin lütfen? Mesaj atarsın tamam mı? Yahu! Ses sistemi diyorum yahu! Dur dur şimdi olmaz. Şimdi onu düşünemem. Şimdi olmaz. Ne vakit olur? Her şeyi ben mi çözeyim acaba burada? Ken ortağı mıyım ben burada? Simge? Açmamışsın tezgahı? Yok abi erken daha. Müşteri gelmiyor bu saatte. Var var müşteri ben varım. Senden bir kolye almam lazım. Üzerinde H harfi vardı. Tamam getireyim. Ah. Bırak bırak. Ver ver ben yaparım. Acıtma ama. Yaptıklarını unuttum sanma. Yani sırf adada... Dedikodu çıkar. Aman kardeşin nikahına çağırmadı falan diye. O yüzden çağırdım o. Ben de o sebeple geliyorum zaten. Tam bu sebeple. Tamam. Teyze bak ne var ne yok. Hepsini getirdim bak. Burada piercing var. Hızma var. Her şeyi getirdim. Ay Allah kahretmesin seni. Bu ne oldu? Bir hızmamız eksikti. Bak bak şunları. Koş kızım koş. Geldim. Ay ay. Anne. Hı. Sana en şahanesinden vintage bir elbise getirdim. Hah! İstanbul'dan gelecek arkadaşların böyle hasretinden çıldıracaklar. İnanmıyorum. Nereden buldun bunu Hazira? Ada hazinelerle dolu. Canım ya! Ay güzel kızım. Benim de sana bir sürprizim var.
Yok. Ne olursun sen sürpriz falan deme. Ben geriliyorum o zaman. Bu sefer Erkin'i çok seveceksin. Ay çok güzel değil mi? Çok güzel. Güzel güzel. Evet. Güzel bir şey. Benim çırak pastayı getirdi. Melisa. Sen gerçekten değişmişsin ya. Sen ne saklıyorsun öyle ya? Bir şey saklamıyorum. Sadece özel bir anı bekliyorum. Allah Allah. Çok şükür ki düşüklükbeliler. Bugün çok zorlu bir sınavdan geçmedik mi? Yani. Yani. Geçtik Görkem Bey. Geçtik Görkem Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sen. Bugün her şeyi berbat ediyordunuz. Ama Allah'tan son dönem için güzel aldınız ve günü kurtardık. Ama bu bizim başarımız, ekibin başarısı. O zaman hadi grup sarılması. Geri bas. Yapış yapış, duygusallık hissedin. Ama size Görkem Bey'inizin küçük sürprizleri var. Neymiş? Ta-da! Yakala. Bu da senin. Sakın açıp bakma. Şimdi gelmeyeceksiniz falan. Benim moralim bozulur öyle şeylere. Ben gideyim sonra bakın. Abi kralsın ya. Helal sana Görkem Bey. Ne sandınız oğlum? Bana bakın kimseye söylemeyin. Öyle yumuşak patron ayaklarına gelemem. Anlaşıldı mı? Aramızda. Yok abi. Lobide olan lobide kalır. Ya sen bir tanesin ya. Bir tanesin. Bak bir tanesin ya. Ay. Uzatma. Merhaba. Merhaba. Latif Kırlangıç Adası'nın 3 dönemdir belediye başkanı. Sinan. Merhaba. Sevim. Memnun oldum. Cevdet Bey. Memnun oldum. Gül Hanım. Memnun oldum. Teşekkürler. Aliye ablacığım, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Nikah kalmayacağım. Arretliğimin kızına evlenirken bilezik sözüm vardı. Onu takıp gideceğim. Sen bilirsin. Zeynep biraz yoruldu da dinlenmek istedi. Şöyle lobiye geçti. Buyur. Çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Ama ya bu hiç benlik değil. Ben takmayayım. Ben sözümü tutayım da sen ister tak ister takma. Aliye teyze ya. Senin yüzüne karşı söylemek istemezdim ama çok yaşlanmışsın. Yani böyle eskiden bir dediğini hemen yapardın, arkasında dururdun. Şimdi kızım bu odadan gidecek. Sen bu odadan gideceksin deyip deyip durdun. Zeynep. Zeynep beni dellendirme. Hadi sen şöyle uzağımda yaşarsın. Ama kızın bu adadan gidecek. Sen şimdi torununla onun arasında bir şey olur diye korkuyorsun.
Korkma. Haziran'ın büyük aşkı yolda. Birazdan burada olur. Belki onu İstanbul'a götürmeye de ikna eder. Hı? Amcacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Damat bey nikah memurunu karşılamak üzere kızını mı görevlendirdi burada? Ah bu baban, yok mu bu baban? Babamın ufak bir işi vardı. Biz siz beklerken rahat edin diye size bir tane oda ayarladık. Böyle klimalı, malum sıcak. Elinizi yüzünüzü yıkarsınız, rahat edersiniz. Buyurun buradan geçelim. Teşekkür kestirme ederim. Bir yol burası. Buyurun Fehmi amcacığım, buyurun, gelin. Bu ne sıcak böyle ya? Ya değil mi, değil mi? Çok evet. Sıcak gerçekten. Eşyalarınızı buyurun böyle koyun. Elinizi yüzünüzü yıkayın, buyurun. Lavaboda burada. İsabet olur kızım. Rahatınıza bakın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yüzümü yıkayın. Vermiyor. Kaza geçirmiş olmasın? Haziran, tatlım ne kadar şıksın. Teşekkür ederim, siz de öyle. Annenin videosunu izledim, korkunç üzüldüm. Bir daha toparlayamaz derken, voila, küllerinden doğdu. Üzülmeyin, sebepli kadınları yıkılmaz. Bir soru mu var? Abi, nikah memuru gelmemiş. Ne? Ziran, ne yapsak? Yemek servisini başlatalım mı? En azından misafirleri oyalarız. Olur, iyi düşündüm. Hallediyorum. Ben de bir anneme bakayım. Tamam. Haziran. Sen beceremedin ama ben engel oldum. Sana bu nikah olmayacak demiştim, olmayacak. Hiç içimden gelmiyor ama seni tebrik etmek lazım. Ben ne yaptım, ne ettiysem beceremedim. Şaşırmadım. Yani annemle kavga ettim, sabote ettim, daha bir sürü şey yaptım ama olmadı. Sen ne yaptın? Nikah memurunu otel odasına kilitledim. En azından bu gece bir nikah kıyamayacak. Otel odasına. Nehir. Hangi odalar boş? Haziran, hani istemiyordun nikah kıyası, ne yapıyorsun? Ben seninle asla aynı tarafta olmam, anladın mı? Asla. Haziran, yine bir şey oldu. Nikah memurunu odaya kilitlemiş. Kim? İdil. Hangi odalar? Haziran abla, 7, 9, 13. Hepimiz birer tanesine bakıyoruz, tamam mı? O memur bulunacak.
seni çağırıyor. Arkadan. Nasıl da güzel yakışıyorlar. Sırf damat bey rezil olmasın diye seni rezil etmedik. Yarın adının meydanındaki panoya fotoğrafını asacağım. Altına yaptıklarını yazacağım. Artık millet gelip geçerken iğneler saplar durur. Çekil git başımdan. Hemen. Babaanne ne yapıyorsun sen burada tek başına? Gelsene bahçeye. Bir de o Zeynep'le karşılıklı göbek atayım. Anne, bari bu gece şu düşmanlıkları bir kenara bıraksak olmaz mı? Sen bırakırsın. Bırakırsın, o kız da seni alır buradan öbür duvara çarpar. Babaanne. Bak sen benim bu dünyada en çok saygı duyduğum insansın. Bugüne kadar bir sözünü bile çiğnemedim. Ama bırak Haziran'la ilgili olan konuda ben kendim karar vereyim, olur mu? Büyük aşkı geliyormuş zaten. Onu elinden tutup İstanbul'a götürecekmiş. Haziran bunu da söylemedi sana, değil mi? Hasretim yıllardan beri ver bağladı. İşte odur düşüncelerimin başucunda. O, göğsümün taşkın hareketinin avucunda. Gözlerinde rüyaların gülüp ağladı. Kendi bahçesidir onun içinde gördüğüm. Yollar yine her günkü gibi yaz uykusunda. Ve yaban çiçeklerinin buruk kokusunda her günlük günlük rüyasını göremiyordum. Rezervasyonum vardı. Suite oda. Batu Ender. Ha, o siz miydiniz? Odanız hazır. Arkadaşlar bavulunuzu alsın. Bunlar şimdilik burada kalsın. Ben gideyim bir gelini tebrik edeyim önce. İsmin neydi? Nehir. Memnun oldum. Görüşürüz Nehir. Görüşürüz. Haziran.
Senin ne işin var burada? Seni çok özledim. İnsanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da, birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da, canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar gibi sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar gibi sen bana yürüyünce.